Nova Prospect'ten herkese selam arkadaşlar. Ben Nova Prospect'ten Panzer ve Roman arkadaş da yazdı 3-6 yeniliyormuş Counter'da neyse. Evet arkadaşlar, bugün Nasıl Yapılır serisinin bir sonraki bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü hedefimiz bu küçücük, kaç oluyor bu, 4-6 metrekarelik kutu değil de küp şeklindeki dikdörtgen malzeme ile birlikte nasıl intihar bombası yapılır? Uzaktan kumandalı tabii ki. Şimdi arkadaşlar, bunu daha çok teröristler militan saldırılarında veya intihar bombacılarının mekanik versiyonu olarak kullanıyorlar. Şimdi öncelikle bir kendimizi yaratalım. Nasıl yaratalım? Şimdi diyelim saldırıya gideceğiz fakat biz ölmeyeceğiz. Bizim intihar bombacımız olan mekanik Osman ölecek. Şimdi bu biziz diyelim. Hemen şuraya bir defans yapalım. Şöyle pencereden izliyoruz bizimkileri. Şimdi biz burada evet arkadaşlar, Gökhan yazdı. Namı değer Deep Flow Gökhan Kalaycı. İyi seyirler dedi. Hemen şöyle bir kapatıyoruz etrafı. Tamam. Biz şimdi burada diyelim siper aldık. Pek iyi bir yer olmadı, siklet onu. Biz buradayken nasıl bu küçücük bir, bakın arkadaşlar, bir dikdörtgen birazdan öyle bir tehditkar bir şey olacak ki küfeceksiniz yav. Bildiğimiz ana olarak küfedersiniz belki. Bu daha çok trollemelerde kullanılır. Neyse, hemen ilk şeyimizi başlayalım. Şimdi öncelikle buna bir tekerlek takalım. Tekerleğimiz bununla uyumlu olması gerek. Sırıtmasın mal gibi yani. Şuna 9, şuna da 8 verelim çünkü onları kullanmayacağız. Turistleri yardımıyla ilerletip geri çekeceğiz. Ananı sikiyim. Güçü yok muydu lan bunun? Ha. Bir buraya. Yok, değil. Bir sonra, bir başa. Bir sonra, bir de başa. Tamamdır. Genel yapı tamamlandı. Hemen ileri dönsünler. Tamam. Şimdi genel yapı tamamlandı arkadaşlar. Bundan sonra bunun üstüne çalışacağız. Şimdi en basit örnek olarak öncelikle bizim güçlü şeyimiz olan bunu koyalım. Ben mouse'un orta tuşunu ayarladım. Mouse uç olan. Kimlerde değişiyor mouse uç tuşu. Ne o kadar öte olan drong diye bir ses çıkıyor. Tabi köküne karşımız işte sesini. Neyse. Öncelikle şunu şuraya bir monte ediyoruz. Tabi olursa. Hatta kimleri metalla birlikte hafiften içine sabitliyor böyle. Böyle daha estetik bir görünüm sahibi oldu şimdi. Bunu hemen buraya sabitliyoruz beyler ve bayanlar. Ve şimdi bizim en önemli parçamız olan kamerayı sokacağız içine. Bunu tuş 1'e ayarlayalım. Çarpmayı da kaldıralım. Onu böyle ayaktan sonra bunu da buraya sabitliyoruz. Şimdi izleyiciler, buna thrusterları takacağız. Yani iticileri. Efeksiz olsunlar, hiçbiri olmasın. Çünkü görüntü falan bozar. Diğer yeri tamam. Aynen, biraz daha hızlı yapalım. Şunu 131 yaparsak daha iyi ve daha etkili bir seçim olabilir. Evet beyler, şimdi ufak ayarlama yaptım şu thruster'lar eşit olması için. 131, yani Murat 131'in beygirleri değil de motor pistonlarını kullanıyor şu anda. Çünkü beygirleri de bir kelime olmaz. Beygir gücüne sahip diyelim. Evet. Şey, Royal düğünün oldu. Neyse.
Bu arada beyler, Ezere ile bir barış anlaşması yaptık. Onun da haberiniz olsun. Neyse. Şurayı ayarladıktan sonra tamam. Şimdi sağ sol ayarlarına geldi sıra. Sola basınca, sola gitsin. Şunu alt yapalım. Sol yapınca ne olacak? Şuradan bir bastırma kuvveti uygulaması gerek. O tamam. Bu da sağ olsun. Aynı eşit aralıklar mı yok? Az çok işte benziyor ya, fark etmez zaten. Şimdi son olarak bunları bir no coil yapalım. En sonunda şey yapacağız. Bir kamufle atacağız bunlara. Bakayım şimdi. Azim tekerleği kilitlemiş. Şerefsiz yav. Çık. Piç. Riba. No coil yapalım. Weight'leri de ayarlayalım değil mi? Heh, tamamdır. Tekrardan bir şunu yapalım. Şimdi neydi önce? Sol. Ananız elime geldi. Çık. Mal ya. Biraz daha öne koymamız lazım ya. Şu orospu çocuğunu bokuna koyamıyoruz ki. Heh. Şimdi sağ geldi sıra. Sol yapıyor sol. Aa, gerek kalmadı lan şeye. Otomatik ayarladım ya sağ solun şunu. Dur. Bu sol olması gerek abi. Şunu 9 ananı sikeyim. 6 yap şunu. Heh. Şimdi sol basınca sol dönmesi gerekiyor. O yüzden şu tarafa koy. Ya sikeceğim elini ha. Ne hayırsız pezemeksin sen ya. Ha. Şimdi sağ yapalım şunu da. Sağ döndü, sol döndü. Tamam. Ayarları da kontrol edelim tamam arkadaşlar. Şimdi şunları çarpmaya kaldırıp bir şekil vereceğiz no call yaptıktan sonra. Şimdi metalere geçelim. Önce şunları bir görünmez yapalım. Bir estetiksin. Yani estetik bakımından önemli olması gerekiyor. Görünmez şey arayalım. Dur şof var ya. Para babası. Heh, böyle daha şekil bir görünüm oldu. Şimdi şunları bir görünmez yapalım. Heh. Şimdi beyler. Şu da tamamdır. Şimdi trolleyeceğiniz arkadaşınızı beyler veya saldıracağınız kişiye diyeceksiniz ki yeni bir tane film kamera şey, yeni bir film kamera şey yaptım diyeceksiniz, aleti yaptım diyeceksiniz. İstersen onu sürmek istersen deneyebilirsin diyeceksiniz. Nasıl mı şimdi, iyi bakın beyler, bir dakika hemen şuraya trolleyeceğiniz arkadaşları koyalım. Overlord veya Deathlove yok şu anda yanımda, o yüzden şey koyacağım, sıradan NPC'ler koyacağım. Kimi koyayım, yok. Bok var taran hemen. Vur, bir de vurabilsem al. Düşüncelerini durdurum. Şimdi şundan okunuyor mu lan bir şey? Görünüyor mu? Yok. Şimdi iyi izleyin. Ya intihar bombacısı beyler şimdi gidiyor.
Oo. Evet. İşte bu kadar basit. Kendi base'imize mi yaktık lan? Dur. Aha. Patlayınca arkadaşlar böyle uçuyor ve biraz daha patlatırsam patlayacağım amına koyayım. Evet arkadaşlar, bu yüzden bu yerleri seviyorum. Şimdi kamerayı yani üstüne kamerayı kullanmayı göstereceğim. Bunu nasıl sinsi saldırılarda kullanacağınızı, daha doğrusu. Şimdi biz buradayız diyelim ve PKK'lılara bir suikast yapacağız. PKK militan gruplarına. İzleyin şimdi. No hamlem var beyler. Şaşmayın yani. PKK dediğime bakmayın. Hatta dur. Bunlar bizim askerlerimiz. Şuraya normal fakir kombine koyalım. Metropolis. Evet ya, burası diyelim ki PKK üssü. Şunları militan olarak düşünün de. Çeşitli taretlerle donanmış sistemleri mevcut. Ve çeşitli arabalarla da kendilerini güvenlik altına almışlar. PKK'lardan ancak bu jiplerden bulunur. Bir tane de motosiklet koydum. Şimdi beyler, görevimiz bu lanet olası yeri ele geçirmekte. Evet. Bu kadar insanı sadece küçücük bir alet imha edecek. Onun adı İntihar Komandosu. Evet. Şimdi hadi şunu izleyelim beyler. Bakın şimdi. O kadar kişinin ağzını nasıl sikeceğiz? Hop, hemen kamera bire devre geçiyorum. Şu anda şeyin içindeyim. Bunun. Evet, başlıyoruz beyler, hadi. Şimdi bütün herkesi bu küçücük bir şey yok edecek. Sadece küçücük intihar bombacısı ya. Çok eğlenceli ha. Duydunuz mu her sesleri? Verdi, sadece bir kere patlattım. Ve şimdi verdiği hasara bakıyoruz. Evet. Yalan değil, yanlış değil. Bütün herkes öldü arkadaşlar. Şu jip, bir de şu taret kaldı. Fakat o taret zaten... Asam o. Nasıl siktim hikaye. Evet arkadaşlar, Gökhan Kalaycı'yı ekleyin. Bu arada beyler, videomuzu da artık burada son verelim. Gördüğünüz gibi intihar bombacısının nasıl yapıldığını gösterdim size. Bu kadar basit bir şey beyler. Basit ama etkili ve biliyorsunuz ki hayatımıza basit şeyler çok önemli yer kaplayabilir. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben NoProspect'ten Panzer ve ben de Berk Karataş. Facebook'tan ekleyin. 15.000 değil de 16.000 abonem var beyler, görürsünüz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atın, yorum atın, kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beyler, YouTube'un hakkında kısmına bakarsanız yeni bir mağaza açtık. Daha tasarımlarımız sürüyor. Mağazada çeşitli tişörtlerimiz var. Oradan da sipariş edebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Nova ile kalın.